İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı. Ah, ne kadar naziksin! Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden. Açık Bilim sunar. Tevfik Uyar'la Bilim Arası. Dudaklarımızı bir kişi ya da nesneye dokundurmak, belki de sesli olarak biraz da vakumlamak olarak tarif edebileceğimiz öpücük, türlü türlü kültürde sayısız anlama sahip bir insan eylemi. Akıllara ilk olarak aşk ve tutku gelse de, samimiyet, saygı, boyun eğme gibi daha pek çok anlamı bulunuyor. Önce öpücüğün bu yanlarından bahsedeyim. Bizim kültürümüzde öpmek neredeyse her gün yaptığımız bir şey. Hemen hepimiz arkadaşlarımızla karşılaştığımızda doğrudan öpmesek de yanakları birbirine değdirip şöyle bir havayı öperiz. Bu selamlaşma karşılaşan iki insanın aralarında samimiyet olup olmadığını hemen anlamamıza yardımcı olur. Çoğumuz bayramlarda ya da kavuşmalarda aile büyüklerimizin ellerini öper, alnımıza koyarız. Çok saygı duyduğumuz büyüklerinde. Bu davranışlar geleneklerden kaynaklanmakla birlikte temelde saygıya dayalı bir ast-üst ilişkisi gösterir. Sıradan insanlar için bu hiyerarşi yaşa göre belirlenirken, Türk ya da İtalyan mafyalarında ya da otokrasilerde yaşın değil, iktidarın göstergesi olabilir. Centilmenler de el öperler. Bir İngiliz aristokratı ya da janti bir çapkın, tavlamak, dikkatini cezbetmek ya da saygısını göstermek istediği bir kadının elini zarifçe öpebilir. Ne var ki öptükten sonra alnına götürmez. Bir kere öpebilir miyim? Bu saygı gösterisi kişiden kişiye olmak zorunda değildir. İslam, Hristiyanlık ve Musevilikte kutsal olduğu düşünülen nesnelerde öpülür. Bu kutsiyet dini olmak zorunda da değildir. Bazen aşıklar, aziz sevgilinin hatırası olan hediyeleri, hatta fotoğrafları ve mektupları öpebilirler. Öpme benzeri davranışın tarihteki ilk örneğine 3500 yıl önce yazılmış Sanskrit metinlerine rastlanır. Antropologlar öpme davranışının nasıl ortaya çıktığı konusunda iki kampa ayrılıyorlar. Birinci gruptakiler öpmenin içgüdüsel bir davranış olduğunu öne sürer. Yani öpmeye yönelik programlanmış doğarız. Hatta bebeklerin her şeyi ağızlarıyla tanımaya çalışması da bundandır. İkinci gruptakiler ise öpmenin anne çocuk arasındaki beslenme ilişkisinden evrildiğini iddia eder. Hani şu pek çok hayvanda görebileceğiniz annenin besini önce kendi çiğneyip sonra da ağız yoluyla bebeğine vermesinden. Özellikle de Fransız öpücüğü öperek besleme eylemine çok benzer. Zira anneler de çiğnedikleri yiyeceği diliyle bebeğin boğazına doğru iter. Fransız öpücüğünü telaffuz ettiğime göre artık öpücüğün kanımız kaynarken ilk akıllara gelen işlevine dönebiliriz. Öpücük, özellikle de iki kişinin aynı anda birbirini öpmesi, hadi buna öpüşme diyelim artık, pek çok kültürde karşılıklı cinsel rızanın işaretidir. Dışarıdan baktığımızda aşkın ya da birlikteliğin kesin göstergesi olarak algılarız. Zira birbirlerine sarılan, yanak yana öpüşen kişilerin sevgili oldukları kesin değildir. Ama dudaktan öpüşürlerse kuşku götürmez. Bazen bir ilişkiyi resmen başlatan şey de öpüşmektir. Süper kahramanların filmin sonunda kızı öperek ilanı aşk etmeleri gibi. Öpüşmek evlilik törenlerinde de vazgeçilmez bir ritüeldir. Ve eşler nikah memuru onay verdikten sonra öpüşürler. Kültürlere göre öpülen yer dudak, yanak veya alın olmak üzere değişiklik gösterebilir. Şu ana dek saydığım örneklerle öpücüğün kültürün bir öğesi olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim aracı olduğunu anlattım. Elbette öpüşmenin beden üzerinde de etkileri var. En meşhur olanı ağrının öpünce geçmesi. Çok acıyor mu? Çok. Bir kere öpeyim de geçsin. Olmaz, öptürme. Aa, öpeceğim öpeceğim. Ayıp olur herkesin arasında canım. Aa. Aa, niye ayıp olsun, sözlüm değil mi? Öpeyim bir kere. Ramazan ne diyor bu? E bırak öpeyim kızcağız be. Olur mu oğlum? Olur bal gibi. Oh, öptüm ya işte oh. Bu tedavinin etkileri abartılsa da dokunma sinirlerinin ağrı sinirlerinden daha kalın olması gerçekten de öpücüğü ağrıdan daha yoğun algılamamıza neden oluyor. Sehpaya çarptığımız bacağı ovalamanın bize iyi gelmesi gibi. Belki bir kurşun yarası acısını değil ama bir iğne batığını öpücükle bastırmak mümkün olabilir. Ayrıca öpülen yerde damarların genişlemesi ve öpülmenin ağrı azaltan endorfin salgısını arttırması öpünce geçmesindeki başka etkenlerden. Öpüşmek sağlığa da faydalı çünkü tansiyonu düşürür ve stresi azaltır. Salya salgısını arttırdığı için diş çürümelerine karşı da etkili olduğu öne sürülüyor. Ancak burada önümüze geleni öpsek iyi olur mesajı verdiğimi düşünmeyin. Öpücükle bulaşan hastalıklar da mevcut.
uçuk virüsleri gibi. Ayrıca enfeksiyoz mononükleoza, hatta diğer adıyla öpücük hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsü de tükürük aracılığıyla bulaşıyor. 1997'de HIV virüsünün öpüşme yoluyla bulaştığı da kayıtlara geçmiş. Çünkü öpüşen çiftin her biri diş eti hastalığından muzdaripmiş. Öpüşmenin faydası, zararı, kültürel anlamı, kökeni filan bir yana. Şu fani dünyada bir kez aşık olmuş herkesin itiraz etmeyeceği bir gerçek var. Sevgiliyi öpmek gibisi yok. Hem ne demiş Cemal Süreyya? Seni bir kere öpsem, ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem, üçün boynu bükük. Yazan ve seslendiren Tevfik Uyar. Kurgu ve montaj Kübra Karacan.